Şunları tartışalım mesela, siz önde basıyorsunuz, savunmanızı da ileri çıkartıyorsunuz. Aha. E bir de rakip analizi diye bir şey var. Şüphesiz. Yani iki tane oyuncu gelmiş, deve dişi gibi, adamlar uçuyorlar kenardan, bir de e, Rod, Rod, e, Rodríguez'le... Şey, Rodríguez, Gerson Rodriguez. Gerson Rodríguez, Zagreb şeyden, Dinamo'dan gelen, evet. Dinamo Moskova'dan gelen. Şimdi bu adamların üçü de alan değiştirebilen seri, hareketli, kıvrak, adam... E, hızlarıyla da adam eksiltebilen oyuncular. Yani, Mesela sen orijini stoper olmayan Jailson'la nasıl tabii e, ama şey orada yapacağım? bir tek sorun Jailson değildi ki. Çünkü değil. hoca'nın hedefine ama işte savunma ne oraya çıkartmaz. Hoca ön hedef. taraftaki adamlarının tümünün Ankara Gücü oyuncularına baskı yapmasını ve topu oynamalarını engellemeleri isteyen bir kafa yapısıyla çıktı. Ama işte her zaman olmuyor. Olmadı o maçta. Oyuncuların bireysel performansları da düşük düşüktü psikolojik performansları da düşüktü. Yoksa zaten Ersun Yanal bunu riski alan bir teknik adam. Yani Hı. önde basarım arkaya atarlar. O da onun riski, aldığı risk ama bu sefer tutmadı Ankara Gücü maçında. Aynı şeyi Galatasaray'a yapmaya kalkarsa aynı ceza Rodriguez tarafından da, Fegoli tarafından da kesilir. Biraz daha farklı olacaktır tarafından. diye düşünüyorum. Onyekuru tarafından da aynı şekilde kesilir diye düşünüyorum ben. Evet. Ee, tamam devam edelim. Üzerine ee, konuşacağız. Kadro şey üzerinden muhtemel kadroların Aynen. karşılıklı hangi bölgelerde avantaj ya da dezavantaj sergileyecekleri oyun yapısının nasıl şekillenip senaryonun nasıl oluşacağı yönünde bu arada bana reklam yerlerinde belirtin ki arkadaşlar ona göre plan tamam İlk şimdi geliyorum. bunu şunun için getirdik. devam e, maç nasıl gider? Bundan önce nasıl gitmiş? Şimdi burada herkesin kafasını karıştırmadan bir toparlayalım. Şimdi Fenerbahçe iç sahada ilk yarıda hem de Saraçoğlu yani. Şimdi Saraçoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Basar, rakibi boğar falan filan öyle değil. İlk yarıda 8 tane gol ikinci yarıda 2 tane gol Fenerbahçe'nin aklı başına o sahada gördüğünüz oyun yapısı gibi değil. Rakamlara baktığınız zaman sonradan geliyor. Fenerbahçe maçın ilk 45 dakikasında golluyor. yiyor. ise deplasmanda attığı gollere baktığınızda o da deplasmanda ilk yarıda atıyor. Şimdi Fatih Hoca bu özelliğini bildiği için Fenerbahçe baskılı başlayacak olsa bile bir Ankara gücü taktiğiyle Fenerbahçe'yi daha ilk yarıdan vurma eğilimi içerisinde olacaktır. Buradaki rakamlar onu gösteriyor. Çünkü Galatasaray'da deplasmanda enteresan son 30 dakika Galatasaray kadar oran olarak düşük bir takım yok. Niye? Bak deplasmanda Galatasaray ilk 30 dakikada bir gol yemiş. Heh. Son 30 dakikada 6 gol yemiş. Son 5-6 maçtır Galatasaray kazanıyor vesaire ama biraz sonra göstereceğiz. Bir takım rakamlar yazacağım size. O rakamlar kazanıyor da kime karşı kazanıyoru çok güzel ortaya koyacak. Ama en önemli nokta ne? Fenerbahçe maçın ilk yarısında gol yiyen bir takım. Galatasaray gol atan bir takım. Galatasaray'ın düştüğü yerlerse 60'tan sonra deplasmanda. Onu da genellikle fizik gücüyle bağlantılı eee İç sahada da düştü. Sadece İç sahada değil. da düşüyor. İç doğru. Ha. İç sahada da düşüyor ama deplasmada bak böyle bir şey yok. İlk 30 dakika bir gol yiyorsun. Hı hı. Ne? son 30 dakika 6 gol yiyorsun. Şöyle yani Fenerbahçe e, uzun zamandır aslında bu seneye özgü bir durum da değil. Fenerbahçe hep bireysel hatalardan geriye düşüp oyunun senaryosunu belirleyememe e, krizi yaşıyor. Uzun zamandır yaşıyor bunu. Şşt. Bu seneye özgü bir durum değil ama çok fazla bireysel hata var. Galatasaray'ında e, derbilerde öne geçmek çok kritik ya hocam. Hı hı. Derbide öne geçtiğiniz ve senaryoyu siz belirlediğiniz zaman büyük bir avantaj yakalayabiliyorsunuz. Belki Trabzon-Fenerbahçe maçı istisnai bir durum oldu burada ama e, şu sizin rakamlarınız e, biraz onu işaret ediyor. Fenerbahçe kalesine gelen ilk şutlarda gol yiyor zaten. Ki onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Baktık ona. Ekibe dedim ki bir bakalım çocuklar. İlk şutta gol yeme oranına baktık. Yani bir takım kalesine gelen ilk şuttan yediği gol toplam yediği gollerin ne kadar? Çok enteresan. %25-30'lar civarında Avrupa'nın elit liglerindeki elit takımlarda. Yani bir takım kalesine gelen her dört ilk şuttan ancak bir tanesini golluyor. Ya Fenerbahçe'de bu oran %70-75'lerde korkunç bir şey. Yani gerçekten buna canman dayanmaz yani. Bu hani ortalaması büyük liglerde %25 olur. Seninki de %35'tir. Çok önemsemezsin. Abi %25'e %70. Bunun altından kalkmak da kolay değil böyle bir ligin içerisinde. Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi de bu. Açıkça söyleyeyim. Galatasaray'ın evet Fenerbahçe baskılı başlayacak ama Fatih Hoca ...deplasmandaki bu yapısını bildiği için kendi takımının yapısını... ...ilk yarıdan gol bulabilecek bir oyun anlayışı içerisinde... ...Fenerbahçe üstüne gelirse arkasına kaçacak bir oyun yapısı içerisinde... ...olacağını düşünüyorum. Hele e, e, demeçlerine bakıyorum. E, e, biz oraya kazanmaya gidiyoruz diyor. Hakikaten öyle Fatih Hoca'nın yeri kazanmaya döneceğim. Mi? Şu dipnotla beraber döneceğim aynı konuyla ilgili o zaman. Galatasaray son 20 maçta... <laughs> Daha doğru bir ifadeyle 20 yılda. Hı hı. E, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı maçlarda kaç dakika üstün oynamış biliyor musun? 18 galiba. 18. 18. 18 doğru 18, doğru o kadar. 3 yani, maç, 3 maçı var e, benim hatırladığım. Oyunun senaryosunu kendisi çizememiş. Ya berabere gitmiş maç ya da Fenerbahçe öne geçmiş. Doğru. Dolayısıyla bunu yaşamam, deneyimlememiş son 20 yıldır. Evet o Ilgaz. Yani e, tabii... Burada Fatih Terim'in hangi formasyon ve formasyona bağlı kurguyla çıkacağı da önemli. Biz hep dörtlü savunma üstünde duruyoruz ama çok tahminlerin dışında bir e, formasyonda e, olabilir. Şey ee, düşünüyor musun? Don e, kadar Marko, yok. Donk, Marco, Ahmet Çalık üçlüsü. E, o kadar stop ediyor. Saracchi Mariano ve orta yani. sahaya o zaman bir Belhanda takviyesi geliyor. Mesela sesleniyor. Real Madrid ya da Paris Saint Germain maçlarında denediği ya da ne bileyim e, üçlü savunma ya da e, 6-0 gibi bir... Yani şöyle söyleyeyim. Forvetsiz bir Adem büyük olacak bence. Sağda olabilir mi? Sağ, yok bence Adem büyük santrofor olarak başlayacak. Bana da öyle geliyor Adem'i. Evet. Hazır çünkü oradan, formda. E... yok hazır şeye başlamışken. Ha, ha anladım Aynen. anladım. <laughs> Komple <laughs> yani, olarak komplo şey başlayınca. Eee ama yani üçlü savunma oynarsa farklı bir oyunu izleyeceğiz e, Galatasaray'da. Dörtlü savunma oynarsa farklı bir savunma izleyeceğiz. Şimdi Eh, Ahmet Çalık için genellikle konuştuğumuz neydi? Onun üstünden gitmek gerekiyor. Yani Don Kortasa oynar mı diye. Değil mi? Bütün evet. kafalarda bu var. Eğer Lemin'i oynamayacaksa hala. Bir de öyle bir akıl oyunu var. Yani Oynamayacak gibi gözüküyor. Ya Lemin arkadaşlar bir dakika bir şey söyleyeyim ha. onunla ilgili. Eğer bize söylenen şey, yani hekimlik tarafımızda var. Evet. Eğer bize söylenen şey doğruysa, orada bir kanama varsa o kanama durdu. Efendime söyleyeyim onun Yok öyle bir şey. Yani 2 3 eğer bize söylenen gibi bir kanama varsa 2 3 haftadan önce o adamın sahaya çıkması mümkün değil. Çıkarsınız 5 dakika sonra kenara, kenara alırsınız. Yazık günah o çocuğa ondan sonra. Tabii. Size de çünkü bir oyuncu e, hamleniz eksilmiş, eksilmiş olmuş. Ha, tabii yani bir de hamleniz hem de Lemina gibi bir adamı zamanında Simeone simione Riski almıştı Şampiyonlar Ligi finalinde 9. dakikada çıkartmak zorunda kalmıştı Diego Costa'yı hatırlayalım. Lemina'nın bize söylenen hastalığıysa problemiyse, problemiyse, problemiyse asla oynayamaz. Aa, yok öyle değil de zaten birinci dereceydi ise 9-10 günde toparlayabilir. Toparlayabilir. İşte o çok önemli. Hangi kurguyla çıkacağı önemli. Hani ben doğrudan dörtlü savunmaya Ahmet Çalık marka ile çıkacağını düşünmüyorum Fatih Terim. Çünkü Ahmet Çalık'ın bütün defoları o dörtlü savunmada ortaya çıkıyor. Ahmet Çalık'ı Galatasaray'a transfer ettiren Gençler Birliği'ndeki şu savunma performansıydı esasında. Yani sen Saratçı Ahmet Mariano olup marka, marka şey ile Evet Donk'u mu ile şey? Yo, e... Üç, üş, yok. Ben Donk, Marka, Ahmet Çalık şey, oynar. Donk, Marka, Ahmet Çalık. Marka, Olabilir. Mariano, Saracchi. Nasıl Saracchi, Saracchi, ve Mariano gibi Zaten kanadı kullanabilecek oyuncular, oyuncular var. oyuncular var. Bir de Fatih Terim'in oyun planında Mariano artık sadece ayağa çizgiye basan ve gel git yapan bir oyuncu değil. Yani Galatasaray'ın son maçta penaltı bulduğu, Adem Büyük'ün penaltını attığı gol öncesi oyun planını hatırlayalım. Şener şu anda bizim orada Ömer yazıyor ya, hani evet. ilk etapta senin yanında. Ömer'in yerindeydi, Fegüli sağ taraftaydı, top Şener'le başladı. Seri Şener'e verdi, Şener feguliye verdi. Emrak Baba ile Adem koridor değiştirdi ve Galatasaray penaltıyı kazandı. Bunu ondan önceki maçlarda Mariano oynarken, Mariano'nun atmış olduğu genellikle bütün o anahtar pas özellikli veyahut da asist olanları hep e, Ömer'in yerindeydi Mariano. Yani bizim o sahte beklediğimiz, Şenol Güneş'in Adriano'yu özellikle sağ bek gibi gösterip merkezde oynattığı oyuna çok benzer bir oyun var Mariano üzerinde. Zaten Fatih Terim'in değiştirdiği buydu. Ama ve lakin e, o e, kurgunun temel yapı harcı, temel yapı taşı Lemina'ydı. Çünkü Lemina United'ta Beysel ile beraber üçlü savunma oynamayı öğrendi. Sağ tarafta oynamayı savunma da öğrendi ve mesela herkes Zemina stoperler arasında giriyor gibi görürken esasında Donk olduğu yerde kalıyordu. Lemina sağa açılıyordu ve Galatasaray'ın orada Mariano da merkeze kaçınca top kullanabilecek 3-4 tane oyuncusu oluyordu. Bu sebepten baskıdan rahat çıkıyordu Galatasaray. Şimdi eğer Lemin oynamayacaksa o lüksü yok Galatasaray'ın. Yani muhtemelen ona göre bir plan hazırlıyor Fatih Terim Fenerbahçe'ye karşı. Çünkü eğer Seri her zaman şu son 5 maçta oynattığı gibi oynatırsa Seri pres tuzağına en uygun oyuncu. Seri, Arkası Fenerbahçe... dönük oyuncuyu al, aldır, topu aldırın, Seri'ye basın. Aynen. Son maçın 17. madeni olur. olur bu evet. karşılaşmada. Orta sahada Lemina'sız Seri bir de Fenerbahçe'nin evet. Fenerbahçe madeni olur. Ya yani muhtemelen Seri'yi daha sağlam bir ikilinin önünde kullanmak isteyecektir Aynen. bir pas istasyonu olarak. Çünkü kendi sahasınıza ne kadar yakın tutarsanız Seri esasında sizin için yani Galatasaray için o kadar büyük bir tehlike. Peki, Top kaybı konusunda. Peki e, birazdan yine kadrolu üzerinden akıl oyunları yapacağız ama e, şeyler gelmeye devam etsin, veriler gelmeye devam etsin Ercan hızlı bir şekilde e, sonrasında kadroya yönelelim.